Sivas Belediyesi'nin sosyal medyada Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek yaptığı "Hanikar Erzurum'da doğmuş, Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi, biz hazırız, yollayın artık işi" çağrısına cevap geldi. Son yılların en kurak kışını yaşayan ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta, karın bir türlü yağmaması nedeniyle Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne esprili bir çağrıda bulundu. Sivas Belediyesi tarafından sosyal medya üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Hanikar Erzurum'da doğmuş, Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi, biz hazırız, yollayın artık kışı" mesajı paylaşıldı. Sivas Belediyesi'nden yapılan bu esprili çağrıya Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden esprili bir şekilde cevap geldi. İki ilde de sembol olan çifte minareli medreselerin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Minareleri çifte yapılan komşum, sınırları sırt sırta verip kongreleriyle düşmana kafa tutan komşum. Bizim için nimettir kar. Dadaş Yiğido'yu darda koymaz. Katmerin tadını çıkar. Bekle yağışa 3 gün var. 3 güne gelmezse göndeririz sana birkaç kamyon" cevabı verildi. Yapılan karşılıklı paylaşımlar sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Büyük Birlik Partisi kuruluşunun 25. yılı nedeniyle dün akşam Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "Ülküde Birlik, Ülkede Birlik" adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut katılım sağladı. İlk olarak Muhsin Yazıcıoğlu ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşadığı döneme ait sinevizyon gösterisi yapıldı. Hacı Battaşimilerin, Hacı Bayramverilerin, İşkirip'te Altın Efendilerin ve Düzzamanların... Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut'un yaptığı konuşmada Büyük Birlik Partisi'nin sıradan bir parti olmadığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Büyük Birlik Partisi 25 yıl önce çok zor şartlarda, büyük imkansızlıklar içinde ülküdaşlarımızın azim, inanç ve kararlılıklarıyla kurulmuştur. Ancak bizim partimiz sıradan bir parti değildir. Hedefi, gayesi, stratejisi, vizyonu, misyonu bütün partilerden farklıdır. Haksız kalabalıkların önünde sultan olmaktansa haklı bir davada tek başıma yürürüm basireti ve anlayışı içinde olan bir liderin dostları, arkadaşlarıyız. Ardından konuşan Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan, "Büyük Birlik Hareketi için bu topraklar her zaman farklı bir anlam ifade etmiştir" diyerek "Sivas Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kara sevdasıdır" ifadelerini kullandı. "Büyük Birlik Hareketi için bu topraklar her zaman farklı bir anlam ifade etmiştir. Çünkü Sivas bir fidanın bir çınarı doğurduğu, nizam-ı alem davasının son kalesinin kök salarak yayıldığı şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kara sevdasıdır. Muhsin başkanımızın izlerini taşıyan Sivas sokaklarını her gördüğümüzde anılarımız tekrar canlanmakta, buraya her geldiğimizde heyecanımız katlanarak artmakta ve liderimizden emanet taşıdığımız yükün ağırlığını omuzlarımızda biraz daha hissetmeye başlamaktayız." Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi bundan 25 yıl önce Allah'ın rızasını kazanmak için yola çıkmıştır" diyerek "Biz siyaseti Allah'ın rızasını kazanmak için bir vasıta olarak kullandık" diyerek şunları kaydetti. "Büyük Birlik Partisi bundan tam 25 yıl önce, yani 29 Ocak 1990 3 yılında birilerinin iddia ettiği gibi şahsi ihtiraslar için ya da bir yerleri bölmek için ya da bir yerlerin tazikiyle, kışkırtmasıyla ya da günlük heves ya da dünyalık heves ve hevalarla değil, sırf Allah rızasını kazanmak için yola çıkmıştı. Dün de öyleydi, bugün de öyleydi ve Allah'ın izniyle yarın da öyle olacak. Biz siyaseti
bir gaye olarak değil, Allah'ın rızasını yerine getirmek için bir vasıta olarak seçtik ve öyle de çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Yine 25 sene önce ne deniyordu Milli Mutabakat metninde? Biz bu baskıcı, laizm, seküler laik ve batıcı sistemin alternatifiyiz. Çünkü bu baskıcı, seküler laisizm, batıcı bu sistem milleti eziyor. Özellikle milliyetçi, maneviyatçı, dindar kesimleri eziyor. Ve biz mutlaka bu sistemin değiştirilmesi için yola çıkmış bir siyasi hareket izliyorduk. Ve orada PKK, YPG, PYD hepsinin anasını belleyecek Allah'ın izniyle. Evet. Hiçbir tanesini orada bırakmayacak Allah'ın izniyle. Ve arkadaşlar bakın, bunu da yapmak zorundayız. Yani savaşsa savaştan asla ve kat'a Türkiye geri duramaz. Çünkü bu bizim beka sorunumuz. Sivas'ta bir grup genç Çeçen direnişinin efsane isimlerinden olan Şehit Komutan Şamil Basıyev'in doğum günü olan 14 Ocak'ta tarihi Sivas Kent Meydanı'nda bir araya gelerek andı. Grup adına konuşan Yusuf Yıldırım, Şehit Komutan Çeçen Lider Şamil Basıyev'in doğum gününü rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Sözlerime komutanımızın bir sözüyle devam etmek istiyorum. Bizden torunlarıma kalacak en büyük miras, hürriyet uğrunda savaşmak, hakkı yayma uğrunda can vermek olacaktır. Mirasın yüreğimizdedir komutanım." diyerek sözlerine şöyle devam etti. Bugün 14 Ocak Pazar, Şehit Komutan Çeçen Lider Şamil Basıyev'in doğum gününü rahmet ve minnetle anıyoruz. Sözlerime komutanımızın bir sözüyle devam etmek istiyorum. Bizden torunlarımıza kalacak en büyük miras, hürriyet uğrunda savaşmak, hakkı yayma uğrunda can vermek olacaktır. Mirasın yüreğimizdedir komutanım. Şamil Basıyev bir cihat lideri olduğu için onu yad ederken cihattan bahsetmek istiyorum. Eğer bir cihat, bir mücahidi güldürmek istiyorsan onu ölüm ile korkutabilirsin. Biz ne bir kimseden ne de ölümden korkarız. Lakin cihat savaşmakla değil, gönülleri fethetmekle başlar. İlk olarak çevremizdeki insanların gönüllerini fethedelim. Ecdadın ruhunu kalplere nakşedelim. Bildiğiniz üzere savaşlar artık meydanlarda yapılmamakta. Kalleşçe masumlar katledilmekte. Bu zulüme dur demek için cephede olduğu kadar fende ve ilimde de her daim savaşımız devam edecektir. İslam korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir. Ve sözlerimi Enfal Suresi 39. ayet ile bitirmek istiyorum. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya denk onlarla savaşın. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Şamil Basıyev de Çeçenistan'a gelerek bağımsızlığa tam destek vermiş ve zuhur edecek olan savaş münasebetiyle Abhazya'ya geçerek Kafkas Halkları Konfederasyonu'na katılmıştı. Bir süre sonra Cevher Dudayev'in görevlendiği birliğiyle buradan Azerbaycan'a gidip Ermenilerle savaştı. Aylar sonra Müslüman direniş unsurları arasında nifak tohumu ekildiğini gören Şamil Basıyev Çeçenistan'a geri döndü. Allah bize yardım ediyor. Ayrıca Türklerden de yardım geliyor. Allah onlardan razı olsun. Bize yardım etmek zorunda değillerdi. Yardım gelmeseydi de savaşırdık. Çok memnunuz. Kalpleri bizimleydi. Türkiye'den bize gelen yardımlara çok teşekkür ederiz. Oradakiler bize bu mücadelemizde yardım etmek zorunda değillerdi. Ama kalpleri bizimle. Buradaki sorunla kendi dertleri gibi ilgilendiler. O yüzden biraz evvel ayağa kalkarak teşekkür ettim. Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olan genel kurulu yapıldı. Yapılan seçimlerde 4 aday başkanlığa adaylığını açıkladı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı. Çok değerli üyelerim, divan adına hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar diliyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan başkanlığını yapan SESOP Başkanı Beşir Köksal, 4 adayı olan Oda Genel Kurulu'nun esnaf camiasına hayırlı olmasını temenni ettikten sonra adaylara başarılar diledi. Yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi veren Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, üyelere 4 yıl içerisindeki faaliyetlerini anlatarak servis minibüsleri, taksi durakları, plakalar, kamyonetçiler ve halk otobüsleriyle ilgili yapılan çalışmalara da değindi. İhtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerinde yardımcı olmak amacıyla gerekli çalışmalar yapılmıştır. 4. Denetim kurulu raporu, bilanço çalışması programı ve tahmini bütçenin okunmasının ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Burada oda başkanlığına aday olan Adnan Öz, Ömer Yıldız, Haluk Köksal ve Şaban Yalman birer konuşma yaparak seçilmeleri halinde yapacakları çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi verdiler. Biz şoför olarak sizleri temsil etmek için, sizlerle beraber olmak için bu yola çıktık. İnanıyorum ki bu oda başkanlığını aldığımız zaman her zaman sizlerin problemleri, sıkıntıları, ihtiyaçları ne zaman olursa gece 24 saat sizin yanınızda olacağımıza, sizlerle beraber olacağımıza söz veriyoruz. Birçok konuda yalnızız. Zaten biz de bir kurumun başkanlığını yürütüyoruz. Şimdi burada biz şunu gördük. Oda olarak çok güçlüyüz. Fakat dediğimiz gibi etkili değiliz. Tabii ki herkes, yöneticilerimiz ellerinden geldiği kadar mesafe kat etmeye çalışmışlar. Ama biz aday olma sebebimiz nedir? Bunu yeterli görmedik. Bunun yeterli olmadığı kanaatini taşıyoruz. Odamızın hakkını, hukukunu savunan, tüm meslek gruplarını temsil eden bir başkan olacağım. Sizlerin temsil etmeye yakışan, odamızın gücünün farkındalığını getiren, dürüst, ilkeli, kararlı bir yönetim kurulu ile karşınızda olacağız. 90 yılından bu yana bu mesleğin içinden gelen biriyim. 96 yılından bu yana da yönetim kurulu üyesi, başkan vekilliği görevi Mustafa Toy başkanımız rahmetli olana kadar devam ettirdim. Bilen olarak, bilen olduğumu zannediyorum. Sizler de takdir edersiniz elbette. En fazla oyu alan Şaban Yalman, 425 oy alarak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı olarak güven tazeledi. Değerli arkadaşlar, işte şoför camiası bu. Dışarıdan bakıldığı gibi değil, işte bu. Biz buyuz işte. Onun için hiç kimse bize şoför camiası diye bakmasın. İşte şoför camiasının genel kurulu. Parti binasında düzenlenen programda İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Bekir Genç, yönetim kurulu üyeleri ve parti üyeleri form doldurarak kan bağışında bulundu. Merkez İlçe Teşkilatı Başkanı Bekir Genç, İyi Parti Sivas Teşkilatları olarak iyi insanlar yaşamaya devam etsinler diye sosyal sorumluluk adına kan bağışında bulunuyoruz. Öncelikle kan bağışında bulunacak arkadaşlara ve parti binamıza kadar gelen Kızılay çalışanlarına çok teşekkür ediyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti. İyi Parti Sivas Teşkilatları olarak iyi insanlar yaşamaya devam etsinler diye sosyal sorumluluk adına kan bağışında bulunuyoruz. Öncelikle kan bağışında bulunacak arkadaşlara ve binamıza kadar gelen Kızılay çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kan bağışı yapmanın insanlık görevi olduğuna değinen Genç sözlerine şunları ekledi. Kan bağışı yapmak bir insanlık görevi. Şehrimizde de zaman zaman Kızılay'ımız kan bağışı kampanyaları yapmakta. Bu yapılan kampanyalara destek olmak her sağlıklı bireyin öncelikli görevi olmalıdır. İhtiyacımız halinde hepimize lazım olan kan ihtiyacının karşılanması bu kan bağışlarıyla mümkün olmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Şelale Düğün Salonu'nda genel kurulu yapıldı. Divan Başkanı Beşir Köksal, oda üyelerine güzel hizmetlerde bulunmak için 3 adayın başkanlığa talip olduğunu belirterek seçimin esnaf camiasına ve üyelere hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu genel kurulumuzun ilimize, halkımıza, özellikle esnaf ve sanatçılarımıza ve odamızın değerli üyelerine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah'tan bu günkü genel kurulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yönetim kurulunun faaliyet raporunu okuyan marangozlar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rafet Raif Aydın, 4 yıllık süre içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Her zaman üyelerin hizmetinde olduğunu dile getiren Oda Başkanı Aydın, Sivas Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak her sene üyelerimizin gelişmekte olan makine, malzeme ve teçhizatlarını tanıması açısından düzenlenen fuarlara katıldık dedi. Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğum SSİ'nin eski küçük sanayi sitesi Yapı Kooperatifi, titiz bir çalışma ile Türkiye'de sınıfında yapım ve proje alanı ile ilk ve tek toplam alanı 38 bin metrekare olan dükkanlarımız 96 ortağına teslim edilmiş, 4 yıldır gerek kiraya gerekse kendilerine kullanmaktadırlar. Kalan 14 dönüm arazisi ise değerlendirilerek ortaklarına dönecektir. Kooperatif ortaklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli üyelerimiz, 2017 yılında birlik ve beraberliğimizi sağlamak amacıyla yine bu salonda 350 kişinin katılımıyla iftar programı düzenlenmiş olup bizleri yalnız bırakmayıp davetinize katılan üyelerimize teşekkür eder. Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Raif Aydın tekrar seçilmesi halinde yapacağı çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi. Denetim kurulu raporu, bilanço, gelir ve giderler ile yeni dönem çalışma programı okunduktan sonra üyelerin oylarına sunuldu. Dilek ve temenniler bölümünde konuşan ve oda başkanlığına aday olduğunu açıklayan Kadir Kara ve Ramazan Dama yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vererek üyelerden destek istediler. Bir şey daha çakmışsa Allah onlardan razı olsun. Geri gelecek eleştirilir, geri gelecek kabul yapalım söyleyeceğiz. Onu elemek için aday olduğumuzu yönetime inşallah gelirsek neler yapacağımızı da şöyle sıralayın. Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. Genel kurul sonrasında mevcut başkan Raif Aydın 193 oy alarak Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın başkanlığına bir kez daha seçilirken Ramazan Dama 171 oy, Kadir Kara ise 18 oy aldı. Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Yusuf Genç, Nami Şahin, Zeki Yıldırım, Sedat Göçer, Mustafa Daştan ve Semih Korkmaz'dan oluştu. Denetim kurulunda ise Ahmet Eroğlu, Vedat Delican, Osman Kuru yer aldı. Sivas Belediyesi Kardeşler Ormanı içerisinde 5 milyon lira harcayarak Türkiye'nin en uzun atlama rampasına sahip macera parkını oluşturuyor. Sivas'ta uzun zamandır atıl durumda bulunan Kardeşler Kent Ormanı, Sivas Belediyesi tarafından içerisinde kurulan Türkiye'nin en büyük macera parkı, adrenalin sevenlerin hizmetine sunulacak. Araştırmanın neticesinde Sivas'ın öğrenci kenti de olmasını göz önünde alarak orada bir macera parkı yaptık. Tabii bunun altyapısını tamamen biz yaptık. Yaklaşık 1 milyon 600 bin lira artı KDV, yaklaşık toplamda 2 milyon TL'ye işte ihale ettik orasını. Büyük bir kısmı tamamlanan parkın önümüzdeki sezon hizmete açılması planlanıyor. Park içerisinde Türkiye'nin en uzun mesafeye sahip atlama rampası ise dikkat çekiyor. ...335 metre mesafede kurulan sistemde 35-40 metre yükseklikten atlayışlar yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan, şehrin çeşitli yerlerinde birçok parkın olduğunu hatırlatarak, şehrin kuzeyinde Paşabahçe Mesire alanı var, doğusunda Osman Seçilmiş Parkı var, güneybatı kesiminde de Karşıyaka Bölge Parkı var, ayrıca Kurtderesi Bölge Parkı var.
Bunlara ilaveten farklı olan bir şey yapalım diye düşündük. Araştırmalarımızın neticesinde Sivas'ın öğrenci kenti olmasını göze alarak Kardeşler Ormanı'na bir macera parkı oluşturmaya karar verdik diyerek sözlerine şunları ekledi. Altyapısını böylece tamamladıktan sonra da üst yapıyı yaptık. Tabii şu anda bitmiş değil. Oraya ilave olarak yeme içme yerleri de yapmamız gerekiyor. Gelenlerin dinlenecekleri, çay kahve içebilecekleri mekanlar da oluşturacağız. Onların projelerini de Orman Bakanlığı'na sunduk. Oralardan olur aldık. İnşallah onlara da önümüzdeki bu dönemde yapacağız. 2018'in ortalarına bitirmiş olacağız. Sivas Meyve Halil'in içerisinde yer alan turşucu dükkanında kornişon olarak adlandırılan küçük salatalık turşusunun yanı sıra meyve ve sebzelerin de turşu yapıldığını görenler şaşırıyor. Yeş Yaşam'ın unutulmaz filmlerinden biri Neşeli Günler'de, Neşeli Günler'de Adile, Naşit ve Münir Özkul turşu sirkeden mi olur, limondan mı olur tartışması içerisindeydim. Günümüzde ise de erikten mi olur, kayısıdan mı olur, karnabaharda mı olur turşu diye soruyoruz ve cevabını ustamızdan alıyoruz. Uzun yıllardır turşuculuk yapan Abdullah Duydu, yeşil altın olarak bilinen turşuluk badem salatalığın gribal enfeksiyona da çok iyi geldiğini söyleyerek faydalarını şöyle anlattı. Yani soğuk havalar kış geldiği için önemli olan suyunu daha ziyade tüketiyorlar. Mesela acı suyla beraber karıştırdın mı soğuk algınlığına gribe iyi geldiğini söylüyor. Yani ben değil, doktorlar söylüyor bunu. Turşu yiyebilirler, turşu suyunu da içebilirler. Yani mesela daha demin müşteriye verdiğimiz turşunun suyunu mesela hem koruma amaçlı söylüyoruz hem de içme amaçlı söylüyoruz yani müşteriye. Daha ziyade bu şekilde daha iyi oluyor yani. Sarımsak turşusunun karnabahar turşusunun yapıldığını bilmeyen Sivas halkının şaşkınlıkla karşıladığını belirten Duydu, abisinin şehir dışında birçok meyve ve sebzeden turşu yapıldığını öğrenerek Sivas'ta yapmaya başladığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. Salatalık turşusu var, biber var, acı biber var, lahana var. Envai çeşit turşumuz var yani. 2-3 tane daha çeşitimiz var da tezgahımız sıkıntı olduğu için yani kısıtlı olduğu için açmıyoruz. Ramazan'a bekliyoruz yani. Ramazan geldi mi daha da çeşitlerimiz bollaşır. Şu anda da şöyle alt kısımda sarımsak, erik, çağla, armut turşularımız var. Karnabaharı gördüm ben biraz önce. Karnabahar turşusu çok güzeldir. O şekilde de yenir. Mesela yıkayıp onu haşlayıp üzerine yoğurt döküp sarımsaklı o şekilde de yiyorlar. Peki aklınıza nereden geldi eriği, vişneyi ya da karnabaharı turşu yapmak? Bizim büyük birader Bursa'da şubemiz var. O şey yapmıştı, önermişti. Biz de tezgahımızda bulundurmak için bir de müşteri talep ettiği için getirtiyoruz yani. Yeşilçam filmi olan Neşeli Günler filminde de konu olan turşu olayına değinen Duydu, turşunun limonlu da sirkeli de olabileceğinin altını çizerek önemli olan kıvamını tutturmak diyerek yakın zamanda hayatını kaybeden Münir Özkul'u rahmetle andığını dile getirdi. Limondan da yapılır, sirkeyle de yapılır da önemli olan kıvamını tutturmak yani. Peki kıvamını nasıl tuttururuz? O da bizim sırrımız yani. Mesela 10 kilo mesela salatanın içerisine 2 kilo tuz girer yani. Bu da tuzunu düşürdün mü salatalık yumuşar. Yani biraz daha sertliğini, şeyini kaybeder yani. Önemli olan kıvamı tutturmak lazım. Vallahi biz onun filmiyle büyüdük yani. Hababam sınıfıydı mesela başka dizileri olsun. Allah rahmet eylesin. Rabbim gittiği yerde utandırmasın diyorum. Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! Yıllardır erkeklerin vazgeçilmez aksesuarlarından olarak kullanılan kol saatleri günümüzde de talep görmeye devam ediyor. Geçmişten günümüze kadar erkeklerin vazgeçilmez aksesuar olan saatler günümüzde de varlığını, güncelliğini korumaya devam ediyor. Eskiden dedelerimizin cebinden çıkarıp baktığı köstelikli saatler günümüzde değişik türleriyle ve çeşitleriyle varlığına devam ediyor.
ve gençlerin de ilgisini çekiyor. Eskiden büyüklerimizin cebinde taşıdığı köstekli saatler ve kol saatleri farklı çeşitleri ve desenleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Saat satışında bulunan Eyüp Ertürk, ihtiyaçtan doğan bir aksesuar olduğunu söyleyerek saat hayatımızın olmazsa olmazıdır diyerek şunları kaydetti. Otobüse gideceksiniz, sabah okula kalkacaksınız, yani servise yetişeceksiniz. Bunu çok çeşitlendirebiliriz. Nihayetinde ama saat hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu tabii ki sizin de biraz önceki sorduğunuz soruya da cevaben şunu söylemek istiyorum. Saat evet bir aksesuar ama ihtiyaçtan doğmuş bir aksesuar. Yani saat olmazsa olmazı hayatın. Gençlerin aksesuar olarak tercih ettiğini söyleyen Ertürk, taleplere göre saat çeşitleri ve renklerinin de arttığını belirterek şunları kaydetti. Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörde de lokomotif. Yani bu her şey için geçerli. Piyasada satılan her meta için gençler lokomotif görevi görüyor. Bizim sektörümüzde tabii ki öyle. Aksesuar olarak daha yoğun bir şekilde satışımız var. Yani hani insanlar bu sektöre artık bir ihtiyaç değil de özellikle genç nesil, genç kuşak aksesuar noktasından bakıyor. Dolayısıyla buna göre de saat çeşitliliği artıyor, renkler artıyor, işte modeller çok fazla değişiyor yıl içerisinde. Böyle bir devinim sürüp gidiyor. Ertürk ortalama 100-150 liradan başlayıp 6000 liraya kadar fiyatlarının değiştiğini söyleyerek bu mesleğin saat tamiri ve onarımı konusunda eleman sıkıntısı olduğunu da dile getirdi. Elimizde saat fiyatlarımız ortalama işte 100-150 civarından ama bu işin sorumluluğunu bilerek yani yaptığımız, verdiğimiz her hizmetin sorumluluğunu bilerek o kalite anlayışını da bir kenara bırakmadan ortalama 100-150'den başlayıp 6000 liraya kadar elimizde saat var. Yani siz bu 150'nin üzerinde 50-50 giderseniz 6000 liraya kadar aşağı yukarı bir fiyat skalası görürsünüz. Sektörümüzle alakalı en büyük sıkıntımız, yani ben bunu buradaki eğer oda başkanları, özellikle bizim saatçılar odası başkanı da dinliyorsa ve inşallah sesimiz başka yerlere de duyuluyorsa, maalesef bizim sektörümüzde özellikle kalifiye eleman, yani tamir noktasında yeni ustaların yetişmesi noktasında çok büyük eksiklik var. Yani bunu devletin muhakkak teşvik etmesi lazım. Çünkü önümüzdeki 10 yıl içerisinde tahmin ediyorum çok ciddi bu sektörde açıklar çıkacak. İnsanlar çocuklarını da bu mesleğe yönlendirebilir. Oldukça güzel bir meslek. Yani güncelliğini yitirmeyecek bir meslek. Ben hani yeni gelen gençlere tavsiye ediyorum. Yani muhakkak ama muhakkak geriden birilerinin gelip özellikle diyorum, üzerine bastırarak söylüyorum, tamirle alakalı yeni ustaların yetişmesi lazım. Çocukların yeteneklerini kolaylaştıran, onların eğitimsel işlevlerini tamamlamalarına yardımcı olan oyun ve oyuncak materyalleri gelişimin her alanı açısından tüm çocuklar için gereklidir. Oyunun en önemli malzemelerinden birisi oyuncaklardır. Çocuklar oyuncaklarla oynarken aynı zamanda dünyayı keşfederler. Peki seçtiğimiz oyuncaklar çocuklarımızın gelişimine ne derece etkili? Gelin birlikte öğrenelim. Çocukları mutlu eden ve onu oyalayan oyuncakları tercih etmeniz ve çocuğun gelişimini zenginleştirerek birçok alanda gelişmesine neden olur. Ancak seçilen oyuncaklar da önemlidir. Oyuncak seçiminde öncelikle sizin istek ve beğenileriniz yerine çocuğunuzun yaş ve gelişim düzeyine dikkate almalısınız. İşte bunu. Şunu mu? Yok, o büyük, çok pahalı. Şu pahalı değil. Pahalı değil bu. Neden? Nereden biliyorsun pahalı olmadığını? İşte biliyorum. Demek ki aldığım boyutları. Hadi bana bundan al. Sivas'ta oyuncak dükkanının sahibi olan Abdülkadir, çocuğun yaşına uygun oyuncaklar seçilmesinin önemine değinerek şunları kaydetti. Aileler oyuncak alırken çocuklar için nelere dikkat etmeli? Öncelikle kalitesine bakıyorlar. Özellikle yani şu anda CE belgesi olması şarttır. Bir de çocuğun yaş gruplarına göre ayırt ediyor zaten. Bir yaştan başlıyor, 16 belli bir yaşa kadar gidiyor. Özellikle kalitesine dikkat edilmesi daha güzel olur. Esasen her fiyata uygun oyuncak olduğunu biliyoruz. Kalitesinden de bahsettiniz. Peki çocuğun psikososyal gelişim açısından ne tür oyuncaklar tercih edilmeli?
genellikle zeka kulüpler biraz daha iyi olur. Çocukların zeka geliştirmesi tabii de. Fakat çocuk zaten yaşına göre oyuncaklar verdiğim için sıkıntı olmuyor. Çocukların yaşına göre ayarlıyoruz. Ona göre bütün oyuncaklar veriliyor. O tabi zaten çocuğun zeka gelişmesine göre bir yaştan itibaren başladığı için zaten o özellikle mesela periş grupları yaş ilerledikleri söylüyor. Çünkü çocuklar ağızlarını aldıkları için belli bir yaş zaten orada oyuncaklar da yazar. Birden işte 0-6 aylıkta 1 yaşa kadar, efendim 1 yaştan 3 yaşa kadar, 3 yaştan 6 yaşa kadar tek tek yazdığı için o zaten müşteri ona göre yönlerip ona göre oyuncaklarını alırlar. Oyuncaklar arasında çocukların sosyalleşmesine etkileyen herhangi bir durum var mı sizin için? Tabi. Yani sosyalleşme değil, arada çocuklar... Bakın şu anda gördüğüm, çünkü gerçi şu anda oyuncaklar olmadı değil de genellikle bilgisayara da çok yönelmeye başladılar. O kendi aralarında, bilmiyorum, ben çocuk da gördüm. Özellikle 9 yaş, 10 yaşta çocuklarında. Bilgisayardan kendi aralarında oyuncaklar biraz yavaş yavaş unutmaya başladılar gibi. Çocuklarında hayvan sevgisi oluşturmaya başlayan aileler ise daha çok hayvanlar alemini temsil eden oyuncakları tercih ettiğinin ve bunun psikomotorun gelişmesine de katkı sağladığını belirten Kadir sözlerine şöyle devam etti. Hayvan figürlerinden mesela bu oyuncaklardan alıyorum. Mesela görmeden hayvanın mesela inek olduğunu, küçük yaştan eğitim aldığını, mesela eğitici olaraktan şunlar mesela bakın. Çocuğuma mesela ben bundan aldım. Hem hayvan figürlü hem mesela harf rakamları var mesela. Çocuklar eğitim açısından çok önemli oyuncak bence. Onun istediği şeyleri daha çok. Yani bizim bir şeye dikkat ettiğimiz yok açıkçası. Ama biliyoruz ki oyuncaklar da çocukların gelişimine biraz daha etki edebiliyor. Tabii ki ama dönemin çocuğu biraz televizyon ve internet çocuğu olduğu için biz yetişemiyoruz haliyle. Son zamanlarda havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte Sivas halinde tezgahlarda çeşitler artmaya başladı. Mevsimi hamsi balığını tercih ediyor. Fiyatlar nasıl sizce? Fiyatlar da Sivas'ta bayağı uygun yani. Bayağı uygun hanımefendi. Özellikle balık çeşitlerinden hamsi balığını almayı tercih eden vatandaşlar sofralarını hamsiyle zenginleştiriyor. 15 lira atıyor abi, 10 lira! 10 lira, 15 lira, 10 lira! Hamsi 10 lira, bana 10 lira, hamsi 10 lira! Hamsi fiyatının kilosunun 10 liradan tezgahlarda yer alması, vatandaşların talebinin artması dikkatleri çekti. Sivas'ta soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte balık fiyatlarını da etkiledi. Hamsi 10 liradan alıcılarıyla buluştu. Fiyatları nasıl peki? 10 liraya aldı, 2 kilo aldı. Normal. Önce daha çok pahalıydı. Sivas hal balık esnaflarının yapmış olduğu açıklamada ise havaların giderek soğumasının sonucunda balık çeşitlerinin artması görüldüğü ve tüm balık çeşitlerinde fiyatların giderek daha da düşeceği ifade edildi. Malum kar falan yağmadı. Havadan daha birkaç gündür ki soğuk gidiyor. Abi 3-4 gündür ki havalar soğuk gitmesiyle balık işimiz de biraz güzelleşti. Balık da gelmeye başladı. 1,5 ayda zaten şoklamsı satılıyordu. Abi 10 gündür de taze hamsi gelmeye başladı. 10 gündür gelen hamsileri millet televizyonun işte kanalların şeyinden biraz aydınlandı. Talep var. Hamsi 10 lira! Zaten mi? Açık para bu 10 lira!